Merhaba canlar. Bakın size ne göstereceğim. Evet, prenses hanımlar buyurmuşlar, teşrif etmişler. Nasılsınız Rabia'cığım? Çok iyiyiz. Çok şükür. Çok iyi. Minnoş Hanım'dan ufak bir röportaj alabilir miyiz? Amcalarına yok mu? Amcalarına da var. Küçük almayalım benim kızım. Bu kadar çok tötliş yeterli. Tötliş be, tötliş, etçük. Artık prensesimiz dünyaya geldi. Bugün de biz size bu videomuzda anne baba olma hikayemizi, bebeğimizin beklenmeyen doğum öyküsünü ve bu öyküden çıkardığımız dersleri anlatacağız. Yine böyle bir pazar günüydü dostlar. Her hikayemizde siz olduğunuz gibi, YouTube ailemiz olduğu gibi doğum hikayemizde de siz varsınız. Şöyle ki biz video hazırlığı yapıyorduk. Bir pazar günü video çekecektik. Tam iki şurada hafta böyle önce, konsepti bugün, kurmuştuk. Aynen, konsepti kurmuştuk ve bir anda doğum başladı. Yaklaşık bir saat önce doğum başladı. Korkmuyorum tabii ki. Sadece kızımla kavuşacağımız için çok heyecanlıyım. Tam 37 artı 6. günde, yani 38'i bile beklemedik minnoş kız. Zaten ben hep 38'de doğacak gibi hissediyordum. Gerçekten de öyle oldu. Tebrik ediyorum. Yani ben panik yaptım ama o çok sakin, rahat. Evet. İşte toparlandık, hazırlandık, giyindik, evi düzene koyduk. Öyle bir iki saat içinde geçtik hastaneye ve hani hastanede de işte asistan ablalarımız muayene ettiler ve doğumun başladığını söylediler. Hastaneye yatışımızı yaptılar. Kendi doğum için gözlem formunu dolduran bir Rabia. Rabia'cığım, kendi belgeni doldurmak nasıl bir şey? Bu süreçte NST'de aktif kasılmalarım olduğu halde ben hiç sancı hissetmiyordum dostlar. Hep böyle bir kasılma, hafif bir kramp gibi hissediyordum. Hatta NST'de ilk sancı çıktığında ben çok şaşırdım. Dedim bu muymuş yani? Gerçekten de çok zor değilmiş dedim. Rabia'nın NST'ye bağlı. Şurada gördüğünüz EKM Nisa Hanım'ın kalp atımları. Burada da işte Toko'da uterusun, yani rahmin hareketlerini görüyoruz ve burada kağıtta bebeğin kalp atışıyla hareketlerini takip ediyoruz. Doğumun başladığı günün gecesinde Rabia çok güzel bir rüya görmüştü. Hatta evet, biz o rüyayı görünce böyle baya ben çok mutlu olmuştum. Allah'ım demiştim, herhalde bu mesajdır diye. Rüyamda da şöyle oluyordu. Evimizin böyle çatısından evin içerisine böyle damla damla yağmur damlaları geliyordu. Hatta böyle elimizi açıp avucumuza dolduruyorduk yağmur damlalarını. Çok anlamlı gelmişti. Biliyorsunuz astrolojide de, bilimde de ve dini kaynaklarımızda da yağmurun bereket getirdiğini söylerler ve mantıken de zaten öyle. Biz de bebişimizin gelişini hayatımıza, ömrümüze, evimize bir bereket olarak öyle algıladık o rüyayla. Yine hastaneye gelecek olursak, işte biz hastaneye gittik, hastaneye yatışımız yapıldı ve gayet mutluyduk. Hatta böyle video falan çekiyorduk işte doğum süreci nasıl olacak diye. Yürüyüş yaptık, işte arada pilates topunda hareketler yapıyorduk. Şimdi biraz yürüyüş yapacağız. Çok iyiyim, çok şükür, bir sıkıntı yok. Ben çok heyecanlıyım ve böyle çok duygusalım. Yani inşallah hayırlısıyla kızımızı kucağımıza alırız, Hekime Nisa'mızı. Yaşar benden daha heyecanlı galiba. Vallahi ya, 2 dakikadan beri çişe gidiyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum, mesanem çarpı 5 hızlı çalışmaya başladı. Yani normalde gebenin gitmesi lazım tuvalete ama ben sürekli tuvalete gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Tam doğum normal ilerliyor işte. Akşama kadar bu şekilde sürdü. Ertesi gün sabaha kadar hatta. 2 evet, saatte bir düzenli NST'lerimiz çekiliyordu ve sabaha kadar tüm NST'lerimiz normaldi. Yani tüm değerler normaldi. İşte muayenede de normal doğum bekliyoruz dediler. Yarına muhtemelen artık bebiş doğmuş olur dediler. Hani çok şükür bir sıkıntımız da yoktur. Abiyen dediği gibi işte iniyoruz biz. Kampüste yürüyüş yapıyoruz böyle 1-2 saatten bir. Öğrencilik mutlu olmaya, evlenmeye engel olmadığı gibi gebelik de öğrenciliğe, mutluluğa engel değildir. Aslında doğum da işte her zaman bize yanlış anlatıldı. Televizyondan, saçma sapan dizilerden, haberlerden, işte hamileliği bayılmayla belli oluyor. Sürekli tüm hamileler, gebeler kusuyor. Hep kötü, ilişkileri berbat, kavga ediyorlar. Hepsi saçma sapan şeyler. Biz doğumhanede bir ay staj gördük ve onlarca doğuma katıldık. Ve hiçbir gebenin bağıra çağıra doğurduğunu da görmedim. Hani... Tabii ki zor doğuran, sıkıntılı olan, riskli olan gebelikler vardır. Onlar istisnadır. Hani biz rutin, normal düzeninde giden şeylerin öyle travmatik, patolojik, yanlış, acılı bir şey olmadığını söylüyoruz. Seviyoruz sizi. Bize dua edin. Allah'a emanet olun. Siz dua edirken zaten doğurmuş olacağız ama gene de dua edin yani. Dua her zaman güzeldir.
telefonda oyun oynuyoruz, kafa topu atıyorduk ikimiz. Ondan sonra kitap okuyoruz, dua dinliyoruz, bebişimizle konuşuyoruz. Yani bu sürece, doğum sürecine kendimizi psikolojik olarak hazırlıyorduk ve çok rahattık, huzurluyduk. Evet, huzurluydu. Geceden Rabia uyudu hatta böyle. Aynen, hani. Ben nasıl olsa bebek doğunca uyuyamayacağım diye. Son tatlı uykularımı yapayım diye uyudu. Sabah saat 7.30 falandı dostlar. Böyle 10 tane falan asistan bir anda odaya girdi. Ve o anda bebeğin kalp atımlarının yavaşladığını hissettiler. Bir anda böyle hepsinin gözlerinde böyle korku gördüm. Yani hepsinin beti benzi atmıştı. Ben hani biraz da uyku sersemi ne olduğunu çok anlayamadım. Sonra işte hemen ultrason istediler. İşte benim pozisyonumu düzelttiler. Acaba yatış pozisyonumdan mı kaynaklı diye. Sonra işte NST'yi oynadılar, düzelttiler. Ama hiçbir şekilde bebeğin kalp atımları düzelmiyordu. Şaşırdık, ne yapacağımızı bilemedik. Bir yanda... Yani ben o an tamamen zaten kendimi... bırakmıştım çünkü evet. Hani beni tanıyorsunuz, hani biliyorsunuz doğum hamilelik sürecimi, işte öncesini hep normalden yanayım, her şey normal olursa normal doğum yapmayı çok istiyordum ama hep bana soranlara normal mi doğuracaksın, sezaryen mi diye soranlara hep şu cümleyi dedim bu zamana kadar: her şey normal giderse normal olacak. Ama her şey normal gitmedi. Gerçekten sabah bebeğin kalp atımları düştü. Biz bekledik, takip ettik bir şey olur mu diye. Toparlamadı. Bebeğin kalp atımlarının yavaşladığı, yani o rahimde strese girdiği andan itibaren hızlıca orada bebeği alma kararı verildi. Ve 5 dakika içerisinde Rabia hemen başka bir kata, ameliyathaneye çıkarıldı. Sterilleştirildi, işte ortam hazırlandı. Anestezi ekibi geldi. 10 dakika bile olmadan hemen sezaryenle bebeği dışarı çıkardılar. Tabii ki Rabia genel anestezi altındaydı. Yani ben orada anestezi yapmaya, belden uyuşturmaya vakit bile yoktu. Hani bir de Rabia orada etkilenmesin, o sürecin stresini yaşamasın diye bence de mantıklı olan genel anesteziydi. Ve o şekilde hızlıca minnoşumuzu 10 dakika içerisinde doğurdular. Tabii o arada bir baba adayı olarak ben de çok şoktayım. Çünkü hem ilk tecrübem... Annemlere haber vermemiştik. Evet. 5-6 santim açıklık olunca haber veririz. Anca gelirler, doğuma tam yetişirler diyorduk. Evet. Tabii bir anda sezaryen alınınca yani haber verememiştik. Haber vermedik ve tektik orada. Tam normal doğuma odaklanmışken bir anda sezaryene alınmak biraz bizi sarstı. Tabii ki Rabia da işte şok geçirdi, korktu. Bir de hiç ameliyata falan da şu yaşına kadar girmemiş. İlk ameliyat olduğu için o da biraz garibim, stresliydi. Onun için ben de çok strese girdim. Bebek doğdu. Ben ilk bebeği aldım kucağıma doğar doğmaz. İşte orada muayenesini falan yaptık doktorlarla beraber. Daha sonra doğumhaneye götürdüm bebeği. İşte orada muayenesini yaptık, giyindirdik, testlerini yaptılar. Çok şükür hiçbir sıkıntısı yoktu. Ben bebeği oradaki esnaflara verdim. Bir Rabia'nın yanında takılıyorum, bir gidiyorum bebeğin yanına takılıyorum. O ameliyat sürecinde 3-4 kere böyle gittim geldim. Hem bebek yalnız kalmasın hem annesi yalnız kalmasın diye. Rabia'nın yanına geldim en son. Rabia anesteziden ayrıldığında ağlayarak şey dedi: bebeğimiz küvezde mi, bebeğimiz küvezde mi diye sürekli soruyor. Tabii ki kafası da biraz güzel. Öyle çok stresli bir süreç geçti gerçekten, evet. Ama çok şükür atlattık. Hala böyle aklıma geldiğinde tabii böyle bir şey oluyorum ama evet. Çok şükür artık 2 hafta geçti ve ilk günlere göre bayağı atlattım. Böyle sevgili dostlar. Öyle. Evet, yani aslında daha anlatacak çok şey var. Benim hani o yaşadığım duygusal süreçler, işte acaba ne yaptım da normal doğum nasip olmadı, işte niye sezaryen oldu falan diye çok sorguladım ama böyle bir durum yaşayanlara tavsiyem şu: yani kesinlikle kendinizi sorgulamayın. Eğer gerçekten bebeğin ve sizin sağlığınız söz konusuysa, sizin normaliniz sezaryandır, ki öyleymiş. Yani bizim normalimiz sezaryen doğulmuş ve çok şükür sezaryen doğumun hiçbir komplikasyonunu yaşamadım. Yani doğumdan bir gün sonra, hatta doğum yaptığım gün direkt ayağa kalkabildim. Ertesi gün bebeğin işitme testine, ilk muayenesine, sonra hastanedeki bazı hocalarımızın ziyaretine direkt benim kucağımda gitti. Evet. Hatta herkes normal doğum yaptığımı zannediyorlardı. Yani dün sezaryen olduğuma inanmıyordu kimse. Belki de benim ikinci doğumda veya üçüncü doğumda sezaryen sonrası normal doğumu denemem gerekiyormuş. Belki onu tecrübe etmem gerekiyormuş. Evet. Yani bilmiyorum, her şey daha şu an çok yeni ama normal doğum içimde kalmadı değil. Ama evet, yine de şükrediyorum. Başka kötü doğum hikayeleri de duydum. Acı bir hikaye anlatmak istiyorum size. Eşi doktor, kadın kendisi de sağlıkçı. Biz evde doğum yapacağız diye karar vermişler. Kadının da biraz gebeliğinde, hani ciddi olması da hafif bir riskler varmış. Doktorun dediğine uymamış. Evde doğum yapmış kadın. Bazı doğumlarda biliyorsunuz bebek oksijensiz kalıyor.
desatüre oluyor ve hemen ona hızlıca oksijen takviyesi basmak, oksijen takviyesi vermek gerekiyor. Ya da işte sezaryene alınması gerekiyor. Ya da gerekiyor. Aynen, ya da hemen acil sezaryene alınması gerekiyor. Çünkü bebeğin sağlığı daha önemli ve normal doğum oluyor. Bebek oksijensiz kalıyor, hastaneye yetişmeleri zaman alıyor. Bebek hastaneye yetiştiğinde artık dokular ve beyin yeteri kadar oksijenlenemediği için bebek serebral palsi hastası oluyor. Gerçekten çok acı, çok tedavisi uzun süren, tam iyileşemeyen, bazen erken yaşta hayata gözünü yuman evlatlarımız, yavrularımız oluyorlar. Bu konulara dikkat etmek lazım. İlla şu olacak, bu olacak diye tutturup bebeğimizin ya da annelerin sağlığını riske atmamamız lazım. Kadın doğum uzmanları da normal doğumun olmasını ister ve sonuna kadar da bunun için çalışırlar. Fakat bazen olmayınca olmuyor. Burada İnat etmemek lazım, aynen, terslik etmemek lazım. Uzmanın bilgisine güvenmek i̇yi lazım. İyi bir doktor seçip sonuna kadar, evet, güvenmek lazım. Sonuna bence kadar iyi bir doktoru takip etmek, dediklerine uymak lazım. Biz de buradan Düzce Üniversitesi doğumhane ekibine, kadın, evet, doğum ekibine, oradaki ediyoruz canımız ablalarımıza, hocalarımıza buradan izliyorlarsa ki bizi takip ediyorlar, şükranlarımızı sunuyoruz. Süreci çok profesyonel yönettiler, evet, çok güzel ilgilendiler ve sonuna kadar başarılı bir şekilde tamamladılar. Bebeğimizi tam kucağımıza abla verdiler. Tam olarak ilgilendiler yani, biliyorum. Yani tabii ki pediatri, varlar. Evet, pediatri ekibimiz de ayrı. Aynen. Hem pediatri ekibine hem de kadın doğum ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah eğer ikinci ve üçüncü, işte artık sonraki çocuklarımız olursa ben yine normal doğum denemek isterim. Tabii ki her şey normal olursa, riskler en aza indirilerek. Ya da yine sezaryen olursam bu sefer spinal isterim. Çünkü bebeğin ilk doğum anını görmek bence çok farklı bir duygu. Yaşayamadığım için de biraz üzgünüm. Ben senin yerine girdim. Değil mi? Böyle sevgili dostlar. Ben daha fazla ağlamadan lohusa kıvasıyla. Bu arada bir hikaye anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, Rabia gelmiş, servise yatmış, artık ameliyat bitmiş, bebeği yanında ve anestezin etkisi biliyorsunuz birkaç saat sürüyor. Rabia garibim, kalktı baktı ben çok stresliyim, hala böyle şoktayım. Yaşar odanın çok bir köşesinde ağlamaya başladı. Ya şöyle bak, kaldı, ya hayatım dedi, sen git ablalarla konuş, sana da bundan biraz versinler, çok güzel dedi böyle. O halini gerçekten çekmek istiyordum. Orada hiç çekmek aklıma gelmedi. Kendisinin kafası güzel ve bana da bunu tavsiye ediyor o haliyle. O halinle bile seni düşünüyorum. Görüyor musun? Minnoş kızımızın herkese selamı var. Her videoda çıkarmayı uygun görmesek de ara ara sizinle arada buluşturacağız. Böyle. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hey be yavrum.